Ümmü Süleym cahiliye devrinde Malik bin Nadir ile evlendi. Allah onlara Enes adında bir evlat nasip etti. Ümmü Süleym İslam'ın doğuşuyla beraber iman etti. Bu yüzden eşi ona kızdı, sonra Şam'a kaçtı ve orada kafir olarak öldü. Oğlunu yetiştirmeden önce evlenmek istemiyordu. Kendisiyle evlenmek isteyenlere Enes Buluğ çağına gelinceye kadar evlenmek istemiyorum diyordu. Oğlu için en üstün öğretmen ve en yüce örnek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seçmiş ve ona giderek Medine halkından ne erkek ne kadın size hediye getirmeyen tek bir kişi bile kalmadı. Benimse size oğlumdan başka verecek bir şeyim yok. Onu alın, sizin hizmetkarınız olsun dedi. O sırada Enes 10 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 10 yıl kaldı ve ondan çok şey öğrendi. Ümmetin büyük alimlerinden biri oldu. Enes genç bir delikanlı olunca Ümmü Süleym'e Ebu Talha geldi ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Ümmü Süleym, senin gibi biri reddedilmez fakat sen kafir, bense Müslümanım. Bu yüzden seninle evlenmem uygun değildir deyince Talha şaşırarak, senin neyin var? Altın gümüş istemeyecek misin? İstediğin her şeyi vermeye hazırım dedi. Ümmü Süleym kendine güvenli bir tavırla, ben altın istemem, sen marangozun yaptığı tahtaya tapan bir adamsın değil mi deyince Ebu Talha sustu. Bu sözler onu çok sarsmıştı. Sonra bu din hakkında düşünmeye başladı. Nasıl olur da Ümmü Süleym için bu din altın ve tüm dünyadan daha değerli olurdu? Sonra hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek Müslüman olduğunu söyledi. Ve İslam olan en yüce mehiri vererek Ümmü Süleym'le evlendi. Ümmü Süleym, Ebu Umeyr künyesiyle anılan bir çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuk ikisi içinde göz bebeği olmuştu. Bir gün Ebu Umeyr hastalandı. Babası onun için çok endişeleniyordu. Bir gece Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken küçük Ebu Umeyr vefat etti. Annesi çok üzüldü fakat Allah gazap eder endişesiyle sabretti. Allah'a tevekkül etti. Ebu Talha dönüp de oğlunu sorunca Ümmü Süleym, bize biri emanet verse ve sonra istese ona geri veririz değil mi dedi. Ebu Talha, tabii ki geri veririz diye cevap verdi. Ümmü Süleym, Allah bize bir evlat verdi, şimdi de onu aldı. Sabret, o artık Allah katında dedi. Ebu Talha gözlerinden yaşlar süzülürken, hepimiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Allah bu anne babaya sevgili yavrularının yerine yeni bir evlat verdi. O Abdullah bin Ebi Talha'ydı. Ümmü Süleym eşiyle ve başka kadınlarla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerine katıldı. Askerlere su taşıyor, yaralıları tedavi ediyor, şehitleri taşıyordu. Huneyn gazvesine yine eşiyle birlikte çıktı. Savaş şiddetlendiğinde Ebu Talha eşi için endişe edince sakladığı hançeri çıkardı ve "Eğer müşrikler bizden birine yaklaşırsa kendimizi nasıl koruyacağımızı onlara göstereceğiz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleyme'ye çok dua ediyordu. İsra ve Miraç gecesinde onu cennete götürdü. Cabir bin Abdullah'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana cennet gösterildi. Orada Ebu Talha'nın hanımını gördüm. Sonra önümde bir ses duydum. Bir de baktım, o Bilal'di. Ümmü Süleym, İslam'a yardım ve müşriklerin eziyetinden Müslümanları korumak için çok çaba sarf etti. Allah Resulü ile girdiği cihatlarda onlara destek vermeye çalıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştuktan sonra da onun ahdi üzerine yaşamaya devam etti. Bu şekilde Allah ondan razı bir şekilde vefat etti. Onun mis kokulu hayatı nur olarak tarih satırlarında yerini aldı. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم